Bu dersimizde biraz Einstein'ın görecelilik kuramını inceleyeceğiz. Ve asıl amacımız, Einstein'ın görecelilik kuramı bize de diyordu ki bütün doğa yasaları her referans sisteminde aynı olmak zorunda. Ve bütün referans sistemlerinde ışığın hızı sabit olacak. Tabii farklı referans sistemlerinde işte birisinden diğerine giderken belli dönüşüm kuralları dahilinde birisinden öbürüne geçebiliriz. Tabii o zaman şöyle bir soru var. Diyelim ki biz bir referans sisteminde belli bir elektrik ve manyetik alan görüyoruz. Acaba diğer başka bir referans sisteminde ne göreceğiz? Mesela bunu dersin sonlarına doğru inceleyeceğimiz bir problem. Sabit hızda hareket eden bir cismin yaratacağı elektromanyetik alana bakacağız. Bu problemi daha önce çözdük. Ama şimdi her referans sisteminde aynı olduğuna göre doğa yasaları şunları biliyoruz. Ben bu referans sistemindeyim. Diyelim ki yük hareket ediyor. Bunun bir yarattığı elektromanyetik alan var. Ben yükle beraber hareket eden sabit hıza gittiğim için yükle beraber hareket eden bir referans sisteminden de yüküme bakabilirim. Oradaki problem çok daha basit. Çünkü o referans sisteminde benim sabit bir yüküm var. Sabit bir yüküm olduğu için bu elektrostatik problemidir. Elektrostatikte sabit bir yükün yarattığı bir tek elektrik alan yaratır. Onun ne kadar olduğunu biliyorum. Manyetik alanı yoktur. O zaman ben bir referans sisteminden bir başka referans sistemine, yani yükün sabit olduğu referans sisteminde çözümü biliyorum. Diğer sisteme nasıl geçebilirim? Şimdi öncelikle bir Einstein'ın özel görelilik kuramını bir tekrar edelim. Yani bu konu, bu dersin kapsamı içinde değil, çok detaylı bir tekrar olmayacak. Ama bir hatırlatmak açısından, bu kuramın, bu iki tane varsayımı vardı. Bir, doğa yasaları her referans sisteminde aynı olacak. İki, ışığın hızı her referans sisteminde aynı olacak. Bunun sonucu olarak iki tane etkiyi biliyor, temel etki var. Bunlardan biri, mesafeler kısalacak. Yani sizin elinizde eğer bir L uzunluğunda bir çubuk varsa, bu çubuk sabit bir hızda hareket ediyorsa, bunun hareketli olduğu referans sistemindeki uzunluğu L çarpı karekök 1 eksi V kare bölü C kare olacak. Yani nesneler hareket etmeye başladığı zaman kısalacak. Buna Lorentz kısalması adını veriyoruz. Bir başka etki ise hareket eden nesnelerin saati yavaşlayacak. Yani eğer siz diyelim ki ikiziniz var. İkiziniz dünyanın çevresinde büyük bir hızla dolandı ve tekrar sizin bulunduğunuz yere geldi. Saatinizi kıyasladığınız zaman ikiziniz sizden daha az yaşlanmış olacak. Eğer siz ikizinizin kolunda kendi saatine göre ölçtüğü zamana t dersek, sizin için geçen zaman bunun 1 eksi v kare bölü sizin için daha fazla zaman geçecek. Hareketli bir nesne içinse daha az bir zaman geçmiş olacak. Şimdi bunları biraz daha kesin yazabilmek için referans sistemlerimizi alalım. Farz edelim ki bir o referans sistemim var. Koordinatlarımı x ve y ile göstereyim. Bir de bu referans sistemine göre hareketli o üssü merkezi bir referans sistemim olsun. Bu da x üssü, y üssü ile göstereyim koordinatlarımı. Ve x yönü dediğim yön benim o üssü referans sisteminin hareket ettiği yön olsun. Şimdi buradaki herhangi bir noktayı alalım. Şimdi o üssü referansındaki bir nesne p noktasının o üssü referansındaki koordinatlarına x üssü, y üssüyle gösterelim. Yine p noktasının o referans sistemindeki koordinatlarını da x ve y ile gösterelim. Ve yine işlemleri kolaylaştırmak için t üssü eşittir 0 anında o ve o üssü merkezleri çakışık olsun. Yani bu hareketli bir referans sistemim var. Ben burada duruyorum. Hareketli referans sistemim geldi. Tam benim olduğum noktaya geldiği zaman onun merkezi
Saatlerimizi ayarladık, aynı saate t eşittir 0 aldık ve ondan sonra zamanı ikimiz de ölçmeye başladık. Şimdi x üssü, bu o üssüyle hareket eden referans sistemindeki şu uzunluğa karşılık gelecektir. Şimdi ben x'i yazacak olursam x de şu uzunluğa karşılık gelecek. Ne var? Bir, bunun hareketinden dolayı işte belli bir t süre, ben o referans sistemindeyim diyelim ki. Benim hareketimden dolayı bakıyorum, ikinci referans sistemi gidiyor. Saatimi ölçüyorum. T süre sonunda bunun olduğu nokta vt kadar olacak. Ama biraz daha uzak. Yani şu noktanın x koordinatı artık vt. Ama beni ilgilendiren şu noktanın x koordinatı. Bu noktanın bu noktaya göre olan uzaklığı. Şimdi diğer sistem onu x üssü olarak ölçtü. Ama biliyorum ki x üssü kısalmış bir mesafe. Benim referans sistemimde daha az kısalacak. O durağın referans sisteminde x üssü ölçtüyse benim referans sistemimde hareket eden sistemde o artık karekök 1 eksi v kare bölü c kare x üssü kadar olacak. Ya da şunu yazabilirim. X üssü eşittir x eksi vt çarpı gamma kadar olacak. Burada gamma dediğim çarpan 1 bölü 1 eksi v kare bölü c karenin karekökü olmak üzere. Şimdi ben aynı şeyi o üssü noktasında hareket eden bir gözlemci olarak yapabilirim. Ben o zaman ne göreceğim? Benim diğer o referans sistemim v hızıyla değil de v hızıyla artı x yönüne değil, v hızıyla eksi x yönüne gidecek ya da eksi v hızıyla artı x yönüne gidecek. Dolayısıyla aynı işlemi yaptığımda ben x üssünde ölçtüğüm mesafe, bu x üssü referans sistemindeki koordinatım eksi v çarpı t artı, tabi artık benim ölçtüğüm zamandan bahsediyoruz burada. Artı karekök 1 eksi v kare bölü c kare x üssü x olacak. Ya da x eşittir yine aynı gamma x üssü artı v t üssü olacak. Bu iki denkleme bakacak olursam ben bu şuraya getirip x üssü eşittir şu x'i x üssü ve t üssü cinsinden yazarım. Ve o denklemi çözersem t ve t üssü t'yi t üssü ve x üssü cinsinden ifade edebilirim. Ya da buradaki x üssünü getirir buraya koyarım. Burada o zaman da t üssünü x ve t cinsinden ifade edebilirim. Bu iki denklemin tutarlı olabilmesi için bunun yanına x üssünü gamma x eksi v bölü c kare t ya da t'nin gamma x artı v bölü c kare x üssü artı v bölü c kare t üssü olması lazım. Bunlar bizim bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderken koordinatları nasıl değiştirmemiz gerektiğini söyleyen ifadeler. Yani bu iki referans sistemi artık ölçtükleri uzunlukta anlaşamayacaklar, aynı uzunluğu ölçmeyecekler. Aynı zamanı ölçmeyecekler. Ama birisinden diğerine gitmek için çeşitli kurallarımız var. Buna şu şekilde de bakabilirsiniz. Hareketli referans sistemlerini bir tarafa bırakalım. Bir koordinat sistemi seçtik. Ona göre dönmüş bir başka koordinat sistemi seçtik. Bu iki koordinat sistemi de bir noktanın x ve y koordinatlarını farklı ölçeceklerdi. Ama bir koordinat sisteminden diğer koordinat sisteminde yapılan ölçümlerle birisinden öbürüne birebir bir dönüşümden bahsetmek mümkün. Şimdi böyle bir dönüşüm, bir dönme yaptığımızda nasıl bir etki olacaktı? Yeni koordinat sistemindeki x bileşeni, mesela şu noktanın x koordinatı, eski koordinat sistemindeki x ve y koordinatlarının bir bileşeni olacaktır. Şimdi buraya baktığımızda bu da aslında benzer bir şekil, benzer bir ifade. Ne oldu? Bir koordinat sisteminden, bir referans sisteminden bir başka referans sistemine geçtiğimizde bir referans, yeni referans sistemindeki konum ve zamanı eski referans sistemindeki konum ve zamanın birbirine karışmış hali olacaktır.
Bu anlamda nasıl ki burada işte iki tane eksenimiz varsa iki boyutlu diyoruz. Bunlar belli bir dönüş koordinat sistemi değişikliğinde karışıyorlar. Burada da üç tane x, y, z koordinatımız var. Bir de belli bir referans sisteminden bir başkasına gittiğimizde onlar da t ile karışıyor. Dolayısıyla diyoruz ki t de aslında bizim dördüncü boyutumuz. Şimdi tabii burada y üstüne koordinatına bakacak olursak y üstü koordinatı hiç değişmiyor. Bunlar olurken y üstü y'ye eşit. Ve burada kolaylık olsun diye g'de de biraz kaydırdım ama aslında bunların bu x ve x üstü eksenleri çakışık. Sadece birisi öbürünün üzerinden kayıyor. Şimdi şu dönüşümlere bakacak olursak onu bir daha yazalım. X üstü gamma x, gamma x eksi vt idi. Ct üstü gamma bu v bölü c çarpı ct. Ct üstü ise ct eksi v bölü c x olarak yazabiliriz. Ya da bir vektör şeklinde gösterecek olursak ct x, ct üstü x üstü y üstü z üstü eşittir ct x y z cinsinden. Şimdi ct üstüne bakacak olursak ct'nin katsayısı gamma, x'in katsayısı eksi gamma, v bölü c 0, y ve z'ler karışmıyor. X üstü denklemine bakacak olursak ikinci satır ct'nin katsayısı eksi gamma v bölü c, x'in katsayısı gamma, y ve z karışmıyor. Diğerleri de y üstü zaten y'ye eşit, z üstü de z'ye eşit. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Şu üç vektörlerden bahsederken ilk dersimizi hatırlarsanız hep üç vektörler. İşte x, y, z koordinatları olan nesnelerde bunların çarpımlarını tanımlamıştık. Değişik çarpımlarını. Buraya baktığımızda x, y, z'ye bir dördüncüsü katıldı. Ct. Buna şu dörtlüye ct, x, y, z'ye biz dört vektör adını veriyoruz. Şimdi r'nin koordinatlarını gösterirken hep x, i diye bir notasyon kullanmıştık. İ 1'den 3'e kadar herhangi bir değer olacak. Şimdi ise 4 vektörlerde x, y, z'nin herhangi bir bileşeni için bunu kullanmıştık. Ct, x, y, z'yi göstermek içinse x mu diye bir notasyon kullanacağız. 1, 2, 3. İndeksi yukarıda yazdım. Bunu da birazdan neden olduğuna geleceğiz. Bu bizim bir 4 vektörümüz. Şimdi şu dönüşümü herhangi bir rotasyon altında x mü herhangi bir referans sistemi dönüşümü altında lambda mü'nü x mü olarak da yazabilirim. Ya da mü x nü olarak da gösterebilirim bu dönüşümü. Bu şekilde gösterirsem bu lambda ya da x0 dediğim ct. X0 ne olacak? Yine nüler üzerinden bir toplamı var. Lambda mü, şuradaki mü burada. Lambda 0, x0 artı lambda 0, 1, 0, 1. X1 artı lambda 0,2 X2 artı lambda 0,3 X3 olarak yazabilirim. Şimdi lambda 0,0 bu eleman. X0 dediğim şey bunlar üssü. X0 üssü dediğim şey sıfırıncı bileşeni CT üssü. Lambda 0,0 dediğim şey gamma. Gamma CT. Lambda 0,1, 0 birinci sıradaki sıfırıncı eleman, birinci eleman. Eksi gamma v bölü c.
x1 dediğim şey x. Lambda 0, 2, 0 ilk sıra, 2 üçüncü eleman, 0, şu 0, bu 0. Dolayısıyla gamma ct eksi v bölü c eksi. Ki bu da zaten şurada yazdığım dönüşümden başka bir şey değil. Yani bütün dönüşümleri bu şekilde gösterebilirim. Şimdi x nüye bir 4 vektör dedik. Bir referans sisteminden bir başka referans sistemine bu şekilde dönüşüyor. Eğer elimizde herhangi bir şekilde v mü dediğimiz 4 tane sayı olsun, 0. 1. 2. 3. bileşenlerin, bu bir referans sisteminden diğer referans sistemine geçerken lambda mü nü v nü şeklinde dönüşüyorsa, o zaman diyoruz ki v mü 1 4 vektör. Eğer bir şeyin illa bu şekilde olması gerekmiyor, herhangi bir şekilde bir 4 vektör olduğunu gösterebilirsek, o zaman o nesnenin bir referans sisteminden diğer referans sistemine nasıl değiştiğini biliriz. Şimdi tensör dediğimiz şeyler, tensörler genelde birden fazla indeksi olan nesnelerdir. Mesela bir T mü nü diyelim, bu ikinci mertebeden bir tensör. Eğer bu ikinci mertebeden bir tensörse, bir referans sisteminden diğer referans sistemine giderken, şimdi bir tane indeksi olsaydı bir tane lambda gelecekti. Lambda mu alfa. İki tane indeksi olduğu için iki tane lambda gelecek. Öbürü de mu beta, t alfa beta. Eğer bu şekilde yazılabiliyorsa o bir tensördür. En basit düşünebileceğimiz tensör x mu x mu. Eğer biz bir referans sisteminden bir başka referans sistemine gidersek, bu x prime mu, x prime nü olacak. Yani x prime'ın x üssünün nasıl değiştiğini biliyoruz. Lambda mu alfa, x alfa, lambda nü beta, x beta, lambda mu alfa, lambda nü beta, x alfa, x beta olacaktır. Yani tensörleri, İkinci rank tensörü iki tane vektörün, dört vektörün çarpımı olarak yazabilirim. İşte rank 3 olursa işte 3 tane vektörün değişik şekillerde çarpımı, bunları birbirleriyle toplayabilirim. O şekilde yazabilirim. Şimdi 3 boyutlu vektörlerle uğraşırken bunların bir skalar çarpımlarından da bahsettik. Ve dönmeler altında değişmeyen skalar bir sayı veriyordu bize. Şimdi 4 boyutta da benzer bir şey tanımlayabiliriz. 4 boyutta iki tane vektörümüz olsun. V1 ve V2 vektörlerimiz. Şimdi bu ikisinin vektör çarpımını, skalar çarpımı V1, V2 şu şekilde tanımlıyoruz. V1 0, V2 0, eksi V1, 1, V2, 1 ya da bunlar i diye. I, Latin harfleriyle gösterdik indekse her zaman için 1'den 3'e kadar değişti. Ya da bunu şu şekilde de yazabiliriz. G mü nü V1 mü V2 mü. G mü nü dediğimiz şu şekilde gösterdiğimiz bir tensör. Diğer bu köşegenleri, ilk köşegeni T eşittir 0 bileşeni, yani zaman bileşeni 1, uzay bileşenleri 0. Şimdi bu lambdayı kullanarak şunu da gösterebilirsiniz. Eğer diyelim ki iki tane vektörün bu skalar çarpımını yazdık. Başka bir referans sistemine gittik. Bu V1 üssüyle V2 üssünün ne olduğunu biliyorum. Lambda mu alfa, V1 üssü alfa,
V1 alfa, lambda, mu, beta, V2, beta. V, mu, alfa, G, mu, lambda, nü, beta, V1 alfa, V2 beta. Yani şuradaki lambdayı kullanarak gösterebilirsiniz ki bu çarpım G alfa beta'ya eşittir. Bu da bize diyor ki aslında bu skalar çarpım olması gerektiği gibi bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderken değişmeyecektir. Şimdi bu skalar çarpımları çoğu zaman şöyle de gösteririz. Daha doğrusu şuraya dikkat ederseniz neler var elinde? V1 mü'nün G mü'nüyle çarpılmış hali var. Bu mu V1 aşağı indeks nü olarak tanımlayabiliriz. Şimdi eğer V1 mü dediğimiz şey V1 sıfır bileşeni ve uzay bileşeni ise bunları gösteriyorsa yukarı indekste V1 aşağı indekste mü dediğimiz şey V1 sıfır ve eksi V1'tir. Yani uzay bileşenlerin işareti değişmiştir. Bunun da sebebi şuradaki eksi işaretlerinden kaynaklanır. Şimdi bu eksi işaretler şöyle bir farkı da getirecek. 3 boyutta bir vektörün kendisiyle skalar çarpımına baktığınız zaman şunları söyleyeyim. 3 boyutlu bir A vektörüyle kendisinin skalar çarpımı her zaman büyük eşit sıfırdır. Ve eğer skalar çarpımı sıfıra eşitse buradan da biliyoruz ki bu A vektörünün bütün bileşenleri sıfır olmak zorunda. 3 boyutta bunları söyleyebiliriz. Şimdi 4 boyuta geçtiğimizde 2 vektörün skalar çarpımı bunların sıfır bileşenlerinin çarpımı eksi uzay bileşenlerinin skalar çarpımı olarak baktık. Ya da bir V vektörünün karesine bakacak olursam kendisiyle çarpımı V sıfırın karesi eksi V'nin karesi. Şimdi yerine göre eğer uzay bileşenlerinin uzunluğu zaman bileşeninden büyükse V kare bir vektörün karesi kendisiyle çarpımı negatif olacak. Yok eğer V sıfır bileşeni uzay kısmının uzunluğundan daha büyükse pozitif olacak. X'e eşitse bu da sıfır olacak. Bu durumda vektörleri 3'e ayıracağız. V kare sıfırdan büyük olabilir. Sıfırdan büyük demek uzay bile zaman bileşeni daha büyük. Zaman bileşeni daha önemli. O zaman bundan zaman gibi vektör. Sıfırdan küçük olabilir. Sıfırdan küçükse demek ki şu bileşeni, uzay bileşeni daha önemli. O zaman bu da uzay gibi vektör. Ya da ikisi birbirine eşit olabilir. Işık gibi vektör. Şimdi uzay zamanında herhangi iki nokta alalım. Bu iki noktanın aradaki mesafenin karesine bakarsak bunu şöyle yazabiliriz. Biz iki uzay zamandaki iki nokta ya da iki olay arasındaki mesafe x'in arasındaki herhangi bir referans sistemindeki zaman farkı eksi birinden diğerine olan uzamsal fark. Şimdi bu bir dx mü dediğimiz şey iki tane konum dört vektörüne farkı olduğu için kendisi de bir dört vektördür. Bu ise bir dört vektörün karesidir. Dolayısıyla bunu hangi referans sisteminde hesaplarsanız hesaplayın bu değişmeyecektir. Farklı referans sistemlerinize gittiğinizde bu değişecektir. Bu değişecektir ama aradaki fark her referans sisteminde aynı olacaktır.
alakalı bir dx0'ın karesi parantezine alırsak 1 eksi ne olur burası dr bölü dx0'ın karesi ds'in karesi dx0 dediğimiz c dt'ydi 1 eksi v kare bölü c kare gibi bir ifade çıkacaktır. Ya da eğer bunun kare kökünü ds olarak tanımlarsak c dt 1 eksi v kare bölü c karenin kare kökü olacaktır. Şimdi bu ds'i şöyle de yorumlayabiliriz. Farz edelim ki ben bir referans sistemiyle hareket eden bir gözlemciyim. Ve bu iki olay dediğim şey bana göre şimdi ölçtüğüm, şimdi belli bir t anında bulunduğum konum ve belli bir t üssü anında daha sonraki bir zamanda bulunduğum konum. Bana göre ben bu referans sisteminde hareket etmediğim için şu zaten sıfır olacak. Sadece bu kalacak geriye. Dolayısıyla bu ds dediğim şey benim kendi referans sistemimde kendim için ölçtüğüm zamandır. Ya da öz zaman diyebiliriz buna. Benim ölçtüğüm zamandır. Ya da hareketli olan bir nesnenin kendisi için ölçtüğü zamandır. Şimdi hız diye bir şey kullanırız, hep tanımlarız. Hız dediğimiz şey bir 4 vektörün 3'ün uzay bileşenlerinin zaman bileşenine bölümüdür. Bu referans sisteminden referans bir 4 vektör değildir. Ama bunu 4 vektöre genelleştirebiliriz. Şöyle bir hız tanımlayalım. Biliyorum ki bu x mu dediğim şey bir 4 vektör. Dolayısıyla dx mu'nun kendisi bir 4 vektör. ds dediğim şey bir skalar. Referans sisteminden referans sistemine değişmiyor bu. Şuradaki tanımına bakacak olursanız. Bu referans sisteminden referans sistemine değişen bir kavram değil. Bir skalar. Dolayısıyla bir 4 vektörün bir skalara bölümü yine bir 4 vektör olacaktır. Bu tanımı gereği bir 4 vektör. Şimdi bileşenlerine bakacak olursak u0 dediğimiz şey dx 0 bölü ds dx 0 cdt'ye eşit ds dediğim şey ise şuna eşit cdt karekök 1 eksi v kare bölü c kare cdt'ler gitti bu u 0 dediğim şey gamadır. Diğer bileşenlerine bakacak olursak ui dx i bölü ds 1 bölü c dt karekök 1 eksi v kare bölü c kare dx i dx i bölü dt ise normal gündelik hayatta tanımladığımız hız v i bölü c v i bölü c şu faktör de gamaydı. Dolayısıyla benim u mu vektörü gama çarpı 1 v bölü c olarak tanımlamış oldum. Gama çarpının bu 1 bölü karekök 1 eksi v kare bölü c kare düşük hızlarda 1'e eşit olduğu için bu 4 vektörün 4 hız vektörünün zaman bileşenleri uzay bileşenleri bizim bildiğimiz normal hıza eşit olacaktır. Tabii c ile çarptığımızda ya da başta bu c'yi buraya koyarsak u0 c gamma olacak. Işık hızına yakın hızlarda bu u mu vektörünün, 4 vektörünün uzay bileşenleri ışık hızına yakın olmayan hızlarda bizim normal vektör doğrusal hızımıza eşit olacaktır. Momentum 4 vektörünü tanımlayabiliriz. Herhangi bir parçacığın momentumu. Normalde görece düşük hızlarda tanımlamamız neydi? Kütle çarpı hızdı.
Şimdi bizim artık hızımızın yerine Umi 4 vektörü geldi. Dolayısıyla momentum 4 vektörünü artık kütle çarpı 4 hız olarak tanımlıyoruz. Şimdi P0'a bakacak olursak, bunun sıfır bileşeni nedir? M çarpı U0. M çarpı U0 dediğimiz şey gamma C'di. MC bölü karekök 1 eksi V kare bölü C karedir. Diğer bileşenlerine bakacak olursak PI bileşeni M çarpı UI, bu da eşittir gamma çarpı M çarpı VI olarak karşımıza gelir. Şimdi bu sistem enerji bölü C kare olarak da yazabilirim. Şu ise göreceli momentumundan başka bir şey değil. Dolayısıyla benim enerji EC ve 3 momentum, tabii şu tanımı düşük hızlarda gamma 1 olduğundan alışık olduğumuz, Newton dinamiğinden alışık olduğumuz tanıma indirgenir bu. Şu 4 nesne bir 4 vektördür. Ve bu P'mi 4 vektörüne enerji momentum dört vektörü denir. Şimdi elektrodinamiğe dönecek olursak, bizim için en sonda elde ettiğimiz denklemleri hatırlarsanız, temel denklemlerimiz, skalar ve vektör potansiyel için şu denklemi sağlaması gerekiyorlardı. 1 bölü c kare, d kare bölü dt kare, fi eşittir 4 pi, fi ya da a, 4 pi bölü c, c rho ya da j. Artık hangi potansiyeli istiyorsak ya yukarıdakini ya aşağıdakini alacağız. Denklemlerimiz buydu. Şimdi önce şu operatöre biraz inceleyelim. Bu operatörümüz nedir? D bölü dxi'nin karesi. X'i'ye göre iki defa türev alıyoruz. Eksi d bölü cdt'nin karesi. Cdt x0 diye x konum vektörümüzün sıfırıncı bileşeni olarak tanımlamıştık. Bu d bölü dxi'nin karesi. Eksi d bölü dx0 karesi olarak tanım yazabilirim. Ya da bunu da şöyle yazayım. Eksi g mü d bölü dx mü d bölü dx mü. Bu g mü'nü, şimdi g mü'nü vektörü de yine 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, buraların hepsi 0 olacak. Dolayısıyla mü ve nü 0 ise g mü nü 1, bu eksiden dolayı eksi şu terim geldi. Mü ve nü 1, 2, 3'ten herhangi biri ise oradan o zaman bir eksi 1 olacak, bu eksiyle artı oldu. O da şu kısmı bize getirecek. Şimdi bu operatörü bir başka koordinat sistemi, bir başka referans sisteminde yazarsam peki ne olacak? Değişecek mi bu operatör? Şimdi bir başka koordinat sisteminde g mü d bölü d x üssü mü d bölü d x üssü mü haline alacak bu operatör. Ve şunu da biliyoruz. X üssü mü dediğimiz şey lambda mü'nün ya da alfa, böyle yazabileceğim bir şey. Ya da x alfa lambda'nın tersi, x alfa eşittir lambda'nın tersi alfa mü x mü üssü olarak yazabilirim. Birisinden ötekine istediğim gibi geçebilirim.
Şuna gelelim. D bölü dx üssü mu? Operatörü d bölü de x mu? X alfa dx alfa bölü dx x üssü mu olarak yazabilirim. Şuna bakacak olursam x alfanın x üssü mu'ya göre türevi ise bana şuradaki faktörü getirecektir. Lambda üzeri eksi 1 alfa mu çarpı d bölü dx mu yazabilirim. Şimdi buraya dikkat ederseniz d bölü dx üssü mü bir tane Lorentz indeksi olan bir nesne sanki bir vektörmüş gibi dönüşüyor. Ama lambda ile değil, lambdanın tersiyle. Lambdanın tersiyle şunu da gösterebilirim. X mü diye bir şey tanımlamıştık hatırlarsanız. X mü c mü'nü x mü olarak tanımlamıştık. X mü'yü Lorentz indeksi aşağıdaysa bir referans sisteminden bir başka referans sistemine taşıdığımızda bu da lambdanın tersi mü alfa mü x alfa olarak değişecektir. Şimdi bu iki vektöre indeksleri yukarıya yazılanlara kovaryant, aşağı yazılanlara kontravaryant vektörler adını veriyoruz. Bizim için indeksin aşağıda olması ya da yukarıda olması çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Sadece dikkat etmemiz gereken tek şey bu işaretler. Şimdi önceden Einstein toplama anlaşmasını söylemiş, bahsetmiştik. Eğer aynı indeksten iki tane varsa onları bütün olası değerler üzerinden topluyorduk. Şimdi ona ekstradan bir bilgi daha gelecek. Eğer biz karşımıza böyle bir şey geliyorsa, biri aşağıda biri yukarıda olacak şekilde geliyorsa o zaman bunların üzerinden bir toplam var. Ve bu da açık olarak yazarsak a0 b0 eksi ai b artı ai b'yi. Ama indeksi aşağıda olan yukarıda olan eksilisiydi uzay bileşeni. Dolayısıyla bu a0 b0 eksi ai b'ye eşit olacak. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu işaret farkı. Eğer şöyle bir şey geliyorsa o zaman bir yerde yanlış yaptınız. Yani indekslerden mutlaka biri aşağıda biri yukarıda olmak zorunda aynı indeks ise. Yani tabii hesaplarda çoğunlukla bu aşağı yukarı olmasına çok fazla dikkat etmeyeceğim. Eğer böyle bir şey karşıma geliyorsa ben anlayacağım ki burada aslında indekslerimi düzgün yerlere koymuş olsaydım bu A mü B mü ya da A mü B mü eşit olacak. Yani o yüzden bundan sonraki tahtada yazdıklarımda indeksleri yanlış yerlere koyarsam her zaman için anlayın ki biri yukarıda biri aşağıda. Şimdi o yüzden bu da bir kovaryant vektördür. Bu türev operatör, vektör operatör dediğimiz bir operatör. Şimdi bunu alıp, şu dönüşüm kuralını alıp şuraya yerleştirdiğimizde c mü'nü. Şimdi dikkat, bir de indekslerin yerine de dikkat ederseniz bunun bu x alfa. Şunun mü indeksi aşağıda. Mü indeksi yukarıda olan bir şeye göre türev aldığımızda mü indeksi aşağı inecektir. Dx mü d bölü d x üssü mü. Bu şuna eşit oldu. C mü'nün lambda üzeri eksi 1 alfa mü lambda üzeri eksi 1 beta mü d bölü d x alfa d bölü d x beta. Mü'nün indeksi aşağıda. Bu lambdalar tersi değil de kendisi olduğu durumda bunu zaten hesaplamıştık.
Yine lambdanın açık halini kullanıp tersini alıp G-mu'nun değerlerini koyup topladığımızda şunu gösterebilirsiniz ki bugün Kronecker'da alta alfabet G alfa beta'ya eşit. Dolayısıyla G-mu'nun D bölü D X üssünü D bölü D X üssünü G alfa beta D bölü X alfa'ya göre türev X beta'ya göre türev. Bu ikisi ise farklı referans sistemlerinde yazılmış aynı operatör. Yani bu bize diyor ki şu nesne bir referans görüntüsü bir referans sisteminden kendisi de bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderken değişmez. Şimdi şuraya bakıyorduk. Bunda 3 tane önemli öğemiz var. Bir şuradaki operatörümüz. Ve şimdi gösterdik ki bu operatör değişmiyor. Şimdi gelelim bunlara. Bunlarla işte bu bir sıkı sayı, 3 boyutta bir sayı, bu 3 boyutlu bir vektör. 4 boyuta nasıl genelleştirebiliriz? Bunların nasıl dönüştüğünü bir inceleyelim. Farz edelim ki bizim belli bir yerde bir yük yoğunluğumuz var. Belli bir akımımız var. Büyükler hareket ediyorlar orada. Bunun içerisinde çok küçük bir hacim alacağız. Bu hacim belli bir yönde v hızıyla hareket ediyor olsun. Ne oldu orada? Rho. O noktaya r noktası diyelim. T anında. Ve oradaki akım rho vt v olarak verilecektir. Tabi bu v hızı başka yerlerde başka değerler alacak ama bizi şu anda ilgilendiren şey bir tek burası. Bir de şunu düşünelim. Biz bu referans sisteminden değil, bu v hızıyla hareket eden bir referans sistemindeki bir gözlemciyiz. O referans sisteminde bu o referans sistemi olsun. Şurada bir referans sistemimiz var. Eksenlerimiz. Şöyle seçelim. O referans sistemindeki yük yoğunluğumuz ve yük akımımız var. Bir de O üssü referans sistemimizi aldık. O üssü. O üssü referans sistemi bu yönde yine aynı V hızıyla hareket ediyor. Şimdi bu O üssü referans sisteminde yük yoğunluğu farklı bir değer alabilir. Ona da Rho üssü bir Rho sıfır değeri olsun. Bu aynı yönde hareket eden referans sistemimizdir. O referans sistemindeki C üssü, yani şu noktadaki akım yoğunluğu ve o biz buradaki yükler aynı hızla hareket ediyorsak o zaman bize göre hareket etmiyor o yükler. Dolayısıyla bu noktada bir akım yok. Şimdi diğer referans sistemine baktığımız zaman, şimdi bu referans sisteminde bunun belli bir hacmi var. İşte belli bir, bu V'ye dedik belli bir alanı var. V ile aynı yönde belli bir uzunluğu var. Bu ikisini çarptığımızda buradaki hacmi elde ediyor. Bu O üssü referans sisteminde. Ama O referans sisteminde baktığım zaman, şimdi hareket edik olan A alanı değişmeyecek ama bu hareket yönündeki boyutu kısalacak. Boyutu kısaldığı için yük aynı miktarda. Yük dediğimiz şey sonuçta oradaki elektronların ya da protonların sayısı olarak bakarsanız sayısı her referans sisteminde aynıdır. Sadece o referans sisteminde oradaki yükler daha fazla sıkışmış olacak. Çünkü daha küçük bir hacime karşılık geliyor bu. O üstü referans sistemindeki bu hacim o referans sisteminde daha küçük bir sıkışmış bir hacme karşılık geliyor. Dolayısıyla bu rho yoğunluğu oradaki rho üssü, rho sıfırın sıkışma kadar artmış durumdur. 1 eksi v kare bölü c kare. Hacimdeki azalma bu kadar olduğu için bir referans sisteminden diğerine gittiğimde yoğunluktaki artış da 1 bölü bunun kadar olacaktır. Şimdi dikkat edersek u sıfırı diye bir hız tanımlamıştı. U sıfır hızı bizim ya da bunu gamma cinsinden yazalım. Rho 0
gamaya eşit. Bu ise rho 0 bölü c u'ya eşit. Gama, şuraya bakarsanız u 0. Gama dediğimiz şey u 0 bölü c. O zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Şimdi bu rho, burada bu rho 0 dediğim sabit bir sayı. C sabit bir sayı. Yani referans sisteminden referans sistemine değişmeyen bir nicelik bunlar. Bu rho 0 zaten belirli bir referans sistemindeki değeri, yoğunluğun. O yüzden o değişmiyor. C yine değişmiyor. U 0 ise 4 vektörün 0. bileşeni. O zaman biz şöyle bir 4 vektör tanımlayalım. Rho 0 bölü C U mu? Şimdi bu 4 hız olduğu için, bunlar da sayı oldu, skalarlar olduğu için bunun bir 4 vektör olduğunu biliyorum. Ayrıca şurada şunu da göstermiş olduk. C 0 ya da şu C rho 0 çarpı U mu? C 0 C çarpı rho'ya eşit. C'nin İyi bileşenine bakacak olursak, iyi bileşenleri bize ne verecek? Rho 0. Şimdi U'nun iyi bileşenleri, şurada hesapladık, gamma çarpı VI'yi veriyor. Gamma çarpı rho 0'a, burada dedik ki bu zaten benim bu referans sistemindeki yoğunluğum. Rho çarpı VI. Yani J, bu şekilde tanımladığım 4 vektörün uzay bileşenleri rho v'dir. Bu da benim tam da akım yoğunluğu dediğim şey. Buradan da gösterdik ki, şimdi şu bir skalar. Yani referans sisteminden referans sistemine değişmiyor. Şuraya baktık, bu J rho ve J bir vektör. Bir vektörse bir referans sisteminden bir başka referans sistemine giderken nasıl değiştiğini biliyoruz demek. Şimdi bu denklemi bir referans sisteminde diyelim ki çözümleri fi ve a olsun. Bir başka referans sisteminde fi üssü ve a üssü olsun. Şimdi eğer şimdi denklemin sağ tarafında bir referans sisteminden nasıl bir başka referans sistemine geçerken nasıl değiştirmem gerektiğini biliyorum. Şu zaten değişmeyecek. O zaman bu denklemin yeni referans sisteminde de geçerli olabilmesi için bunların da şunlar gibi dönüşebiliyor olması lazım. Yani ben amü bu fi a 4 tane skalar fonksiyonunu bir amü ile gösterirsem bu amü'nün bir 4 vektör olması lazım. Yani şimdi neyi göstermiş olduk dolayısıyla? Bu skalar potansiyelim ve vektör potansiyelim aslında bir tane 4 boyutlu uzay zamanda bir 4 vektörün uzay ve zaman bileşenleri. Şimdi burada eksik kaldığımız bir nokta var. Şimdi hatırlarsanız bu denklemin geçerli olabilmesi için bunun sıfır olması lazım. Şimdi eğer şimdi burada dedik ki bu fi ve a'ların 4 vektör olması lazım. 4 vektörse bir referans sisteminden diğerine nasıl değiştiğini biliyorum. Şimdi bu koşul bir referans sisteminde 0, bir başka referans sisteminde 0 değilse o zaman yaptığım her şey anlamsız olacak. Çünkü her ne kadar ben bunları 4 vektör olarak değiştirsem de bir başka referans sisteminde bu 0 olmazsa eğer artık şu denklemi sağlamaları için bir gerek yok zaten. Ama ben bunların 4 vektör olması gerekliliğini bu denklemi her referans sisteminde bu denklemi sağlayacaklarını varsayarak söyleyebildim. Ama yine size ödev olarak uğraşın. Bunun da bir skalar olduğunu, yani referans sisteminden bağımsız olduğunu gösterebilirsiniz. Bir Lorentz skalarıdır. Şu şekilde görmek de mümkün. Kolay bir şekilde. Açıkça da yapabilirsiniz.
Biraz önce gösterdik ki. Bu bir kontravaryant vektör olarak değişen bir nesne. Bu kontravaryant vektör olarak değişen nesne cinsinden bunu yazacak olursam, artı 1 bölü c, d fi bölü dt. Bu dermi kontravaryant olarak değişen nesne. Bu vektör potansiyelimi ise kovaryant olarak değişmesi lazım. Yani rho ve j'ler gibi değişmesi lazım. Rho ve j'ler de benim konumlar gibi değişiyordu. Dolayısıyla onu da böyle gösterebilirim. Ve bu çarpım serbest bir Lorentz indeksi olmadığı için bir skalardır. Bu kovaryant kısım, bu ami vektörü lambda ile dönüşüyorsa, bu da lambdanın tersiyle dönüştüğünden x'i birbirine götürecek ve bu iki her referans sistemi, bir referans sistemindeki değeri neyse, her referans sistemindeki değeri de o olacak. Dolayısıyla şu anda aşağı yukarı temel nesnelerimizin işte Lorentz dönüşümleri altındaki özellikleri, dört boyutlu uzaydaki özelliklerini göstermiş olduk. Şimdi bunları biliyorsak, şimdi bunlar bu vektörlerin dört vektör olduğunu biliyorum. O zaman şöyle bir soru sorabilirim. Elektrik ve manyetik alanları mı? Bir de bunlar cinsinden yazabileceğimi zaten biliyorum. Dört boyutlu bu indekslerle nasıl gösterebilirim? Bir ona bakalım. Ve bunları bir referans sisteminden bir başka referans sistemine nasıl dönüştüğünü bildiğim için bunlar cinsinden yazdığım elektrik ve manyetik alanların da bir referans sisteminden bir başka referans sistemine nasıl dönüştüğünü bulabilirim. Bunları da bir sonraki saatte devam edelim.